Alçakgönüllü davranmak. Sivrisinekle aslan masalını duydunuz mu? Hani bir ormanda gücüyle övünen bir aslan varmış. Sivrisinek aslanın bu kibirli haline dayanamıyormuş. Ondan daha güçlü olduğunu göstermek istemiş. İğnesini çıkardığı gibi aslanın en hassas yeri olan burnuna saldırmış. Canı yanan aslan sivrisineği yakalamak için pençesiyle burnuna vurmuş ama yakalayamamış burnunu yaraladığı için canı daha da yanmış. Bunu gören sivrisinek aslanı yendim diye sevinip oynamaya başlamış. Böyle böbürlenip dururken o da bir örümceğin ağına yakalanmış. Arkadaşlar, masalımız alçak gönüllü olmayan, güçleriyle böbürlenen aslanla sivrisineğin başına gelenleri anlatıyor. Biz de çevremizde alçak gönüllü olmayan, sürekli kendine öven, böbürlenen insanlarla karşılaşmışızdır. Böbürlendikleri konularda bu insanlarla yarışmaya çalışmak bize zaman ve enerji kaybettirir. Biz gücümüzü ve zamanımızı başkalarının yanlışlarını ortaya çıkarmaya değil, güzel işler yapmaya harcasak daha iyi olmaz mı? Eğer alçak gönüllü olursak, üstünlük iddiasında olmayacağımız için paylaşmayı da sevebiliriz. Herkesten öğrenecek bir şeyler olduğunu fark edebiliriz büyüklenip karşımızdaki insanları kıracak davranışlar sergilememeye çalışırız. İnsanları oldukları gibi sevebiliriz. Ayrımcılık yapmayız. Neyi yapıp neyi yapamayacağımızın farkında oluruz. Kendimizi olduğumuzdan üstün görmeye ve göstermeye çalışmayız. Eğer alçak gönüllü olmazsak, sürekli kendimizle veya sahip olduklarımızla böbürlendiğimiz için insanlar artık bizi dinlemek istemeyebilir. Kendimizi herkesten daha değerli gördüğümüz için arkadaşlık kurmamız zorlaşabilir. Kendimizi olduğumuzdan büyük göreceğimiz için güç yetiremeyeceğimiz işlere kalkışabilir ve zor durumda kalabiliriz. Kendimizden başkasının sorunlarını göremeyiz. Zamanla merhamet duygumuzu yitirecek kadar duyarsızlaşabiliriz. Kimse alçak gönüllü olmazsa, herkes kendisinin en iyi, en haklı ve en değerli olduğunu düşünür. İnsanlar zaman içinde birbirlerine güvenmemeye ve yalnızlaşmaya başlarlar. Eğer herkes alçak gönüllü olursa, birbirine değer veren insanlardan oluşan ve sevebilen bir toplum ortaya çıkar. Nuray Türk Yılmaz Catiç ve diğerleri Alçak gönüllü davranıyorum.